Has Üniversitesi ile 5 sene önce tanışıklığım başladı. Daha sonra üniversiteyi ziyaret etme, tanışma fırsatı olduktan sonra mütevelli heyetinde görev yapmaya başladım. 4 senedir de orada görev yapıyorum. Evet, tabii o hangi çerçeve içerisinde düşündüğünüze bağlı. Biz örneğin 20 yaşında olan bir üniversite. Burada genç bir üniversite diyoruz. Ama benim başka görev yaptığım bir üniversite var. Örneğin Amerika'da 1857 senesinde kurulmuş. Onlar da yönetim toplantılarında daha genç bir üniversiteyiz. Yapmamız gereken şeyler var diyebiliyorlar. Tabii 20 yıl bir üniversite için çok 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 kısa bir süre. Yani o yüzden ben çok genç bir üniversiteyiz diye düşünüyorum. Ama tabii bizim çerçevemiz içerisinde e, üniversitelerin, özellikle vakıf üniversitelerinin doğuşu bu tarih çerçevesinde olduğu için e, genç bir üniversite kavramı daha doğru bu e, coğrafya ve çerçeve için. Yani 20 senede e, bir üniversiteyi e, ayağa kaldırıp e, yani tamamıyla inşaatından tutun binasına, programlarına, öğretim üyelerine, öğrencilerine, araştırma programlarına kadar ayağa kaldırıp bu noktada bir düzeye yerleştirmek gerçekten benim kanaatime göre küçük bir mucize. Onu da hep şey diye düşünüyorum. Örneğin benim departmanım 2003 senesinde kuruldu. Küçücük bir bölüm yani. İçerisinde sadece 10 tane, işte 12 tane öğretim üyesi var. Öyle bir yapıyı bile işte 15 senede oluşturmak son derece güç. O perspektiften baktığımda 20 senede bir üniversitenin kurulması, 6 bin tane öğrencisine hizmet veriyor olması, içerisinde bu kadar zengin programların olması gerçekten inanılmaz benim kendi referanslarıma göre. Yani işin sırrı birincisi bu kurumlara olan büyük ilgi ve ihtiyaç. Yani bir başka perspektifi akademik yapılanmayı... Çok özleyen genç bir kuşağımız var ve onların alması gereken birçok eğitim hizmeti var. Dolayısıyla onun getirdiği muazzam bir enerji var. O enerji tabii burada çalışan insanlara da sıçrıyor. En üst düzeydeki akademik görevlilerden yönetimden belki de öğrenci işleriyle uğraşan işte kapıda güvenliği sağlayan kişiye kadar bütün halkanın. Bence enerjisine katkıda bulunuyor en büyük itici güç o diye düşünüyorum onun birinci nedeni genel olarak ben çok uzun senelerdir yurt dışında yaşıyorum ama yani kendi işte büyümümüz eğitimimiz bu topraklarda oldu hamurumuz buralarda yoğruldu ve onun benim hayatımda çok dönüşümsel bir rolü oldu Dolayısıyla Kadir e, hasbey'in de e, arzusu e, o topraklarda e, yoğrulmuş olan hamurundan bir ivme yaratmak, bundan sonraki e, jenerasyonlarda e, o ivmeyle daha çok aydınlanmak, daha modernleşmek, daha ilerlemek, güçlenmek, e, o tür hayalleri vardı. E, ben de yani onun hem hayatını okuduğumda hem de hiç üniversiteyle, ilgisi olmayan kurumsal olarak bir kişi olmasına rağmen onun önemini nasıl içselleştirdiğini görüp etkilenmiştim ve de ben de aynı Kadir Has gibi ben de memleketime bir katkıda bulunmak istiyorum yani o çok uzun süredir dışarıda yaşamama rağmen esas ilgi alanım yani Türkiye'nin ilerlemesi güçlenmesi aydınlanması problemlerinin hızlıca ve daha yaratıcı yollarla çözülmesi. Onlara ufacık da olsa bir katkım olması için Türkiye ile bağlantım olsun istiyorum. Bu da hem benim kişisel hem de profesyonel olarak katkıda bulunacağım uygun bir birleşme oldu. O şekilde gerçekleşti. Yani söylemek istediğim birincisi bütün bu kuruluşa şimdiye kadar katkı veren insanları kutlamak, öğrencileri kutlamak buranın bir parçası oldukları için ve buranın hep bir parçası olarak kalmaya devam etmelerini temenni etmek. Daha büyük çerçevede ise akademik kurumlarımızın daha da güçlenmesi, akademi ve bilim bizim ülkemiz için, her ülke için en önemli gelecek garantisi. Bu garantiyi mutlaka güçlendirmemiz, ayakta tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün e, akademik camia için bu e, birim çok önemli. E, bunun da e, gerçekleşeceğini, ilerleyeceğini ümit ediyorum. İlerlemesi için de ne düşüyorsa üzerimize hep beraber yapalım temennisinde bulunmak istiyorum.